Deutsche Welle Bonn stüdyolarından iyi akşamlar. Devi Haber'e hoş geldiniz. Sedat Peker'in yurt dışına kaçan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde kaldığını iddia ettiği Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu Devi Haber'e konuştu. Toklu aileden durumunun iyi olduğunu söyleyerek iddialarla ilgili yarın açıklama yapacağını belirtti. Peker'in Demirören Medya'nın Ziraat Bankası'ndan aldığı 750 milyon dolarlık krediyi ödemediği iddiası tartışılıyor. Kamu bankalarından yapılan kredilerde şeffaflık var mı sorusuna yanıt aradık. İddia özellikle sosyal medyada borcu olan vatandaşların tepkisini çekti. Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık'ın iktidarı indirmenin yolu güçlü bir protesto hareketidir açıklaması tartışmalara neden oldu. Türkiye'de kitlesel protesto eylemlerinin neden uzun süredir nadiren yaşandığı sorusuna yanıt aradık. Ve Sarımçayı Havzası'ndaki HES projesine köylülerden baraj değil dua istiyoruz tepkisi. Organize suç örgütü soruşturmasında aranan Sedat Peker'in son videosunda iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın Bodrum'daki otelinde bedava kaldığını iddia ettiği isimlerden birisi Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu. DV Haber'e konuşan Toklu, Peker'in iddialarının asılsız olduğunu söyleyerek yarın konuya ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulunacağını ve bütün gerçeği belgeleriyle açıklayacağını kaydetti. Toklu, Adalet Bakanlığı'na izin için başvurdum, yanıt gelince yarın açıklama yapacağım, bütün belgeleri ortaya koyacağım dedi. Toklu, otelde kaldınız mı sorumuza, bütün her şey ortaya çıkacak, kalmışsam o dönem otelin sahibi kimdir, bir araştırın bakalım, ben kendimden eminim yanıtını verdi. Sezgin Baran Korkmaz'ı tanımadığını söyleyen Toklu, Sedat Peker'in dile getirdiği lüks cüpe bindiği iddialarına ilişkin olaraksa, o araba 2014 model, 3 yıl önce aldım, 300 bin lira değerinde. Hakim ve savcıları araştırın, %25'i benden daha pahalı arabaya biner diye konuştu. Aileden durumunun iyi olduğunu belirten Toklu, Karaman'da araştırın, babamdan enerji, akaryakıt, gıda işleri kaldı, Toklu petrol örneğin diye konuştu. Organize suç örgütü liderliğiyle suçlanan Sedat Peker son videosunda yeni iddialarda bulundu. Peker, Demirören Medya'nın Türkiye medyasının en büyük grubu olan Doğan Medya Grubu'nu satın almak için Ziraat Bankası'ndan aldığı 750 milyon dolarlık krediyi ödemediğini öne sürdü. Peki bu iddia doğruysa ne anlama geliyor? Kamu bankalarından yapılan kaynak aktarımlarında şeffaflık var mı? Bu sorulara yanıt aradık. Demirören Medya, 2018 yılında Ziraat Bankası'ndan 750 milyon dolarlık kredi alarak Doğan Medya Grubu'nu satın almıştı. Sedat Peker'in iddiasına göre Demirören Medya, aldığı kredi için ana para ve faiz dahil bankaya hiçbir ödeme yapmadı. Bu 750 milyon doların hiçbirini ödemedi biliyor musunuz bu sahtekarlar? Basına yansıyan haberlere göre 2 yıl geri ödemesiz ve 10 yıl vadeyle taksitlendirilen kredinin ödemelerinin Mayıs 2020'de başlaması gerekiyordu. CHP Milletvekili Ali Haydar hak verdi. Geçen yıl Haziran ayında Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'ne yönelttiği sorularda kredi taksitlerinin ödenmeye başlanıp başlanmadığını sormuştu. Ama buna dair yine Haziran ayında verilen cevapta bu bir müşteri sırrı, bunu sizinle paylaşamayız şeklinde Ziraat Bankası'nın cevabı olmuştu. Öncelikle şunu belirtmek lazım. Bir mafya babasına ayan beyan olan bir iş, millete milletin vekiline sır. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bir kamu bankası olan Ziraat Bankası'nın açıklama yapmaması ve konunun Peker'in videosunda yeniden gündeme gelmesi tartışmaları alevlendirdi. Kredi almak isteyen çiftçiye Ziraat Bankası kredi vermek için bir taşınmaz ipotek istiyor, kefil istiyor ve krediyi garantiye aldıktan sonra bu krediyi çiftçiye veriyor. Ama burada yani Demirören'e verilen kredide herhangi bir güvence alınmış mı alınmamış mı bilmiyoruz. Uluslararası Şeffaflık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Oya Özarslan'a göre bu konuda resmi bir açıklama yapılmaması şüpheleri artırıyor. Banka her ne kadar varlık fonuna devredilmiş olsa da %100 kamu sermayesine sahip. Bu yüzden verilen bu büyük oranlı krediler aslında kamu kaynağı ve halka hesap verilmesi de kaçınılmaz. Kamu bankaları Sayıştay tarafından denetlense de raporlar kamuya açık paylaşılmıyor. Sadece Meclis Kit Komisyonu'na gizli ibareli bir şekilde gönderiliyor. Bu iddiaları karşılayacak ölçüde yeterli şeffaflık mekanizmalarının olmadığını söyleyebiliriz.
Peker, Demirörenlere satılan televizyon kanalları ve gazeteleri, Turkuaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak'la Hazine ve Maliye Bakanlığından istifa eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın yönettiğini öne sürdü. CHP'li Hak Verdi'ye göre bir kamu bankasından bu kadar büyük meblağlı bir kredinin verilmesi siyasi iradenin yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayını gerektirir. Karşılıksız veya teminatsız bir şekilde kredi verilmesi de görev ve meslek suçudur. Bankacılar açısından aslında bir zimmet suçudur ve savcılık tarafından resmen bir inceleme başlatılması gerekir. Bunların araştırılma yoluna dahi gidilmemesi, soruşturulmaması, soruşturmaya başlanılmaması toplumda yerleşmiş olan, aslında zaten yerleşik bulunan yolsuzluğun cezalandırılmayacağı algısını güçlendirecek, toplumu içten içe çürütecek ve kamu kaynaklarımızın dibine de kibrit suyu ekecektir. Ziraat Bankası'ndan Peker'in iddiaları üzerine yeni bir açıklama yapılmadı. Burası daha enteresan. Demirören'in kredi borcunu ödemediğine dair iddialar kamuoyunda da tepki yarattı. DV Haber'in mikrofon uzattığı sokaktaki vatandaşlar bu krediler bizim vergilerimizle sağlanıyor, ödenip ödenmediğini bilmeye hakkımız var dedi. Sonuç olarak bu para, bu kredi paraları yani bir vatandaş tabiriyle senin benim cebimden çıkıyor. Bizim ödediğimiz vergilerle çıkıyor ki Türkiye'de vergi oranları da çok yüksek bir ülkedeyiz. Bizim cebimizden çıkıyor sonuç olarak. Biz yani köpek gibi, it gibi çalışıyoruz. İnsanlar 750 milyon TL çekiyor, geri ödemiyor. Bu yani normal bir şey değil. Bence açıklamaları lazım kesinlikle. Bu ülkedeki yani vatandaşın bilmesi, kamunun bilmesi bizim de hakkımız yani. Bu para nereye gitti? Bilebilecek miyim? Bu kadar şey çıktı. Hiç soruşturma var mı? Yok. Nasıl bilmek istesem ne olacak? Bizim bankamız Ziraat Bankası. Çiftçiye destek vermesi lazım. Demirören'e para veriyor. Bir de ödenmiyor. Ama çiftçiye haciz gidiyor. Traktörüne haciz konuyor. Böyle bir şey var mı? Mesela benim 3 tane kredi kartım var. Banka borcum. 6 takside bölüyorlar. Durmadan sürekli telefon geliyor bana. Fakirlere yükleniyorlar. Zenginlere yüklenmiyorlar. Açık ortada her şey yani. Geçen hafta yanılmıyorsam bu iddialarla ilgili HDP miydi, CHP miydi soru önergesi verdi ve bunlar MHP ile AK Parti oylarıyla reddedildi. Niye reddediyorsunuz kardeşim? Sorgulasanıza. Bakın, yalan bir şey verse yalandır diyeceksiniz. Değilse zaten ortaya çıkacak. Bilemiyorum yani, Allah bize yardım etsin. O Demirören'in çektiği parayı da ödemediğini de düşünüyorum. Gülüyorum ben sadece. Ya zaten ben, yani nasıl söyleyeyim şimdi? Kameranın karşısında da biraz şey konuşmak istiyorum ama zaten ben hükümetin, yani nasıl söyleyeyim, konuşamıyorum işte yani. Ne konuşsak suç gibi geliyor bana. Bir bağımsız bir denetim yok ki. Bağımsız denetim mecliste var. Onun da çalıştığını düşünmüyorum. Çünkü çalıştırmıyorlar. Bu kişilerle olmaz. Çünkü bu kişiler artık bağlanmışlar. İşte birine kredi vermiş, birinde mafyayı kullanmış. Ne zaman doğru dürüst demokrasiye sahip çıkarız ve bu bağımsız denetim kurulları çalışır, o zaman ancak biz gerçek belgelere ulaşabiliyoruz. Yoksa ki ulaşamayız. Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık, Medyascope'da katıldığı yayında bu iktidarı indirmenin yolu güçlü bir protesto hareketidir diyerek sokağa çıkma çağrısı yaptı. Şık, toplumsal muhalefetin ses çıkararak iktidarı erken seçime zorlaması gerektiğini savundu. Ahmet Şık hakkında aynı yayında sarf ettiği "bu devleti yıkmamız gerekiyor" sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı. Türkiye'de kitlesel protesto eylemleri uzun süredir nadiren yaşanıyor. Bunun sebeplerini, olası bir toplumsal eylemin sonuçlarını ve sosyal medyanın buradaki rolünü akademisyenlere sorduk. Türkiye'de bireylerin memnuniyetsizliği ve iktidara yönelik protestolar son yıllarda daha çok sosyal medyaya sıkışmış durumda. Sosyal medya Türkiye'de ciddi bir basınç alanı halinde, yani toplumun, halkın kendisini ifade edebildiği yerlerden biri. Ama sadece sosyal medya üzerinden işte tweet atarak, hashtag kasarak, birilerine mesaj göndermeye çalışabilerek yapılabileceklerin sınırı var. İktidarın giderek artan baskısı en ufak eylemin bile farklı gerekçelerle polis tarafından engellenmesi nedeniyle insanlar kitlesel protestolara çekinceyle yaklaşıyor.
Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Çıksa, iktidarı erken seçime zorlamak için güçlü bir protesto hareketi gerektiği görüşünde. Dolayısıyla sosyal medya vasıtasıyla aşabildiğimiz bir şey yok aslında. Yani hep bizim gibi düşünen insanların gözünde daha fazla kahraman oluyoruz. Kendimiz gibi düşünen insanlarla beraber gülüyoruz, eğleniyoruz. Bu şekilde devam ediyor. Halbuki bu iş bir matematik işi. Yani mesela seçimleri kazanmak meselesi bir matematik meselesi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nden Burak Bilgehan Özpek, protestoların yaşanmamasının arkasında devletin güvenlik algısının eylemlere katılanlara bedeller ödetilmesinin olduğunu söylüyor. Protesto kültürü akademisyen bildirisinin, yani barış akademisyenleri bildirisinin hızlı bir şekilde kriminalize edilmesiyle birlikte önemli bir sarsıntı geçirdi. Çünkü akademisyenlerin, entelektüellerin böyle örgütlü hareketi aslında toplumsallaşmaya yüz tutmuş hareketlerin ilk nüveleridir. Bunu baştan önlemiş oldu. Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden Fatih Yaşlı ise Gezi ve 15 Temmuz'un protestoların azalmasında önemli kırılmalar olduğunu kaydediyor. Ancak muhalefetin de burada payı olduğunu öne sürüyor. Muhalefet de sadece sandık endeksli, sadece seçime endeksli bir strateji izlediği için ve sokağa çıkmanın iktidara yarayacağına dair bir düşüncesi olduğu için kendi tabanını sürekli sokaktan uzak tutmaya çalışıyor. İktidarın kendi lehine kullanabileceği gerekçesiyle muhalif kesimler arasında kitlesel protestolara karşı olanlar da bir hayli fazla. İnsanların protesto etmesi de gerekiyor yani bazı şeyleri. Orada düşünmemiz gereken şey şu: maalesef yani karşımızdaki aktör herhangi bir sosyal hareketi hızlı bir şekilde zayıflatabilecek ve hani bunun üzerinden prim yapabilecek bir siyasi aktör. Bu arada Ahmet Şık hakkında "Bu devlet katil, bu devleti yıkmamız gerekiyor" ve daha önce başka bir yayında kaydettiği "iktidarı zayıflatacak her türlü politika, her şey meşrudur" sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı. Türkiye'de HES, yani hidroelektrik enerji santralleri, son yıllarda birçok köyün boşaltılması, insanların yerlerini, yurtlarını terk etmeleriyle gündeme geldi. Bunlardan biri de Bingöl ve Diyarbakır arasında bulunan Sarım Havzası'nda yapılması planlanan baraj projesi. Ancak bölge halkı birçok köyün sular altında kalacağını ve doğanın zarar göreceğini gerekçe göstererek projeye karşı çıkıyor. Deve Haber, HES projesi yapılması planlanan bölgedeki köylülerle konuştu. Bingöl'ün Genç, Diyarbakır'ın Lice ilçeleri arasında bulunan Sarım Çayı Havzası'nda yeni bir HES projesi yapılması için çalışma başlatıldı. Henüz ÇED raporu aşamasında olan Bir Su Hidroelektrik Santrali projesi 49 yıllığına Silvan Elektrik Şirketi'ne kiralandı. Ancak hukukçulara göre ÇED süreci zaten başlı başına sorunlu. Çünkü ÇED yönetmeliğine göre bölgesel şartlara bakılmaksızın suyun %90'ı regülatöre, %10'u doğaya veriliyor. Avrupa'da alana göre bir çalışma yapılıyor. Suyun belki sadece %10'u regülatöre alınıp %90'ı doğaya bırakılıyor. Fakat burada yönetmelik olarak %10 sabit. Yani bir araştırmaya, bir bilimsel analize falan gerek yok. Yani hukuki olarak bunun işte... Biz ÇED olumlu raporundan sonra iptal davasını açacağız ama burada mesele şu: yönetmelik %10'u zaten kanun olarak, kural olarak kabul etmiş. O yüzden hukuki süreçte bu bizim önümüze büyük bir engel. Sarım Havzası, Diyarbakır, Bingöl, Muş ve Batman'ın kesiştiği geniş bir coğrafyada 4 ana vadiden oluşuyor. Baraj yapılması durumunda bölgedeki 80'den fazla köyün bir kısmı su altında kalacak. Köylerin bir kısmı ise yaşanacak susuzluk nedeniyle oluşacak kuraklık yüzünden göç etmek zorunda kalacak. O köylerden biri olan Sağ Göze göçe yabancı değil. Sarım Çayı kenarındaki eski Ermeni köyü Sağ Göze ilk kez 1915 yılındaki tehcir kanunu ile boşaltılmış. 1925'teki Şeyh Said isyanı sırasında ikinci kez boşaltılan köy son olarak 1993'te yakılmış ve insanlar göç ettirilmiş. 2000'li yıllarda köylerini yeniden inşa eden Sağ Gözeliler dördüncü kez göç etmek istemiyor. Baraj falan istemiyoruz. Bu köyün, bizim doğayı istiyoruz. Bu doğa baraj yapılırsa hiçbir canlı kalmıyor. Bu doğa hepsi gidiyor. Yani biz burada mutluyuz. Hiçbir yere gitmek istemiyoruz. Baraj da istemiyoruz. Kimse bize şey yapmasın yani. 100 seneden önce dedem bu köye gelmiştir. Dedem bu köyden kalmış. Babam bu köyden kalmış.
Ben kalmış şimdi benim oğlumla torunlarımla bu köyden yaşıyoruz. Biz bu köyü terk etmiyoruz, istemiyor, baraj istemiyoruz biz. Baraj yapılmasın devlet. Bizi öldürse de bizi bırakamıyoruz. Biz gidiyor orada bizi öldürse de bizi baraj yapılsın. Bırakmıyoruz, istemiyoruz. Barajın yapılması durumunda çok sayıda endemik bitki türü, 20'den fazla tatlı su kaynağı, binlerce meyve ağacı, yöreye özgü balık türleri ve tarım arazileri yok olacak. Bölgenin en önemli geçim kaynağı olan hayvancılık ve arıcılığın geleceği de baraja bağlı. Mesela sürekli rüzgar esiyor. Yani burada mesela her yerine rüzgar türbinleri kurup rüzgar enerji elde edebilir. Veyahut da aşağılarda Diyarbakır sınırında kalan güneş panelleriyle elektrik elde edilebilirdi. Sizin havanız kesilecek, sizin de nefesiniz kesilecek. Bugün kuraklık yaşanıyorsa bunun %99'u belki daha fazlası HES'lerdir, betondur, asfaldır, zirai ilaçlardır. 89 megawatt kapasiteli hidroelektrik santralinin inşaatının 5 yıl süreceği tahmin ediliyor. Bu haberimizle bültenimizin sonuna geldik. DV Haber yarın günün gelişmeleriyle aynı saatte Facebook ve Twitter canlı yayınlarında sizlerle olacak. Hoşça kalın.